Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şimdi ya Cin Ali'nin yeni elemanı Küçük Emre paranormal algıda max dondurmaları bir video atmış. Ama garibimin herhalde parası yok. Ucuz klonlama efekt programları kullanıyor. Saçma sapan bir video yapmış. Ulan bir evin altına girmişsin. Sözde ve estağfurullah. Orası sözde musallatlıymış, şuymuş, buymuş. Ama gerçekten tam bir komedi yani, yemin ediyorum ya. Tek başına çekmiş. Şimdi ben sana şunu söyleyeceğim. Ucuz programlar, ücretsiz programlar kullanıyorsun. VNA Edit programı gibi. Ama şu var. Ben şunu çok merak ettim. Küçük Emre, özellikle sana söylüyorum. Buna bir cevap verirse sevinirim. Ya arkadaş, geçen videomda cinin kafasından örtüyü kaldırdın. Süper. Bunun niye bir kafasını okşamadın ya? Ben gerçekten yani çok merak ettim. Gitseydin bir yanına. Ha, illa bir istek mi gelmesi lazım? Oğlum iki tane video çekiyorsunuz. Birinde car car konuşuyorsun. Ötekinde orada armut gibi tekmeli böyle duruyorsun mal gibi. Ondan sonra vay efendim cin benim şeyetimde la. Arkadaşlar bir de şu var farkındaysanız. Şimdi bir moda oldu. Artık bir akım haline getirdiler. Çoğu kanal yapıyor. Cin benim süliyetimde geldi. Cin benim süliyetimde geldi. Öteki diyor ki ilk ben buldum onu. Öteki diyor ki ilk ben buldum onu. Şimdi de bu Kamil. Aslında zor bir şey de değil. Ucuz, ücretsiz programlar var. Telefonda da kullanılabiliyor. Telefonda da yapılabiliyor. Hiç sıkıntı değil. Hatta 7-8 tane bile kendinizi koyabiliyorsunuz videonun çeşitli yerlerine. Ama bu Kamil sırf kanal boş kalmasın diye saçma sapan bir video atmış ya. Ve yorumlarda zaten efsane anasını satayım. Böyle bir şey yok. Ya Allah'ım yarabbim. Ulan kesin orası senin kendi evin. Girdin anasını satayım alt kata. Lan nasıl bir şey yaparım, nasıl bir şey yaparım. 30 dakika boyunca boş boş konuştun. Ha ama bu sefer hakkını ödeyelim. Okurum dememiş, okuyacağım demiş. Ve şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Aslında insanların düzgün izlemedikleri buradan belli oluyor. Şöyle bir şey var mesela. Videoda göster kendini diyor. Arkasından dua okuyor. Bu aynı HD madamın yaptığı gibi. Diyor ki dua okumayacağım diyor. Şuraya girdiğimde ki görüntü alalım diyor. Ama oraya bir kilo nasıl süresi okuyor. Ulan nasıl bir armutluktur bu? Bu da diyor ki göster kendini diyor. E ondan sonra dua etmeye başlıyor. Şimdi takipçiler anlıyor mu? Bunun takipçileri anlamıyor. Anlamıyorlar. Çünkü bir atraksiyon gelsin, bir ses gelsin. La oğlum adam kendi evinin bodrumunda yaptığı videoyu bile size yediriyor lan cin diye. Yediriyor cin diye yediriyor adam ya. Ya bunlar ki bu bir önceki videoda cine dokunuyor. Bugüne kadar kim cine dokunmuş? Bir de kafasındakini de kaldırıyor. E tamam. E gitseydin kendi süliyetinde gelmiş. Okşasaydın bir başını. Bir dokunsaydın şöyle bir. Niye dokunmadın? Videonun belli bir yerine kadar gidip geliyorsun. Oğlum bunlar çocuk oyuncağı. Bunlar basit işler. Bırak böyle saçma sapan şeyleri ya. Çoluk çocuk işleri yapıyorsunuz ya. Ama işte ne yazık ki yiyorlar. Yiyenler var. Dua okuyanlar var. Yazanlar var yorumlarda. İşte bilmem ne yazanlar var yorumlarda. Saçmalığın daniskası. Gerçekten hani şu videolara inanıyorlar. Özellikle bu videoya. La adamın anasını satayım. Sırf kanal boş kalmasın diye çektiği videoya bak. Kepazelik lan. Gidemiyor yanına. Gitsene oğlum. E çünkü videoyu ortadan bölüyorsun ya. Kurnazsınız ya. Çok akıllısınız ya. Gidemiyor yanına. Niye gidemiyorsun? Cin bodruma musallat olmuş. Ya sırf para aksın diye saçma sapan videolar. Lan nerede lan sizde o büzük? Gideceksin cine dokunacaksın. Gideceksin cinin kafasından onu alacaksın. E ben de bizim arka bahçeye gideyim bari. Bir fener yakayım. Ben de bir video çekeyim bari. Sanki çok zor bir şeymiş gibi. Ya gerçekten kepazelik ya. Okuyacağım diyor ama bu sefer okurum da demiyor. Yani orada ayıp ettin. Okurum demen lazım diyor. Küçük Emre. Biz seni okurumla tanıdık çünkü.
Ama işin en komik tarafı, aslında en üzücü tarafı değil, maalesef bu tür saçma sapan videolara bile inananlar var. Şimdi bizler bunlara diyoruz ki bilgisizlikten. Yalan mı söylüyoruz? Değil. Bilgisi olan bir insan o saçma videoya sizce inanır mı? Bence inanmaz. Bizler niye inanmıyoruz? Çünkü böyle bir şey yok. Senin süliyetinde geldi, kameraya çektin. Gitsene yanına. Dokundursana bir. Anasını satayım, her videonda kamera arkasında bir şeyler oluyor. Bir önceki videonda gidiyorsun, kafasından çuvalı atlıyorsun. Çuval mı, örtü mü, her neyse onu çıkartıyorsun. Şimdi niye gidip de bir kafasını aç canım benim, yavrum, canım cinim demiyorsun? Saçma. Çünkü gidemez. Video programları kardeşim, saçma sapan. Bir de kullandığı efektler bile, ses efektleri bile bedava. Vallahi bedava olan uygulamalar. Zaten o EVP sesleri bir enteresan. Ya kardeşim bak, akıl var, mantık var. Cini bugüne kadar kim kameraya göstermiş? Kim dokunmuş? Ya da kimler bu şekil, nasıl söyleyeyim? Bir şey söyleyecektim, o da aklımdan gitti. Ya öyle bir öfkeliyim ki aslında, gülerek anlatıyorum ama bunlara çok öfkeliyim. Ya aşırı böyle bir sinirliyim. Ne diyeceğimi de unuttum yani. Gerçekten sinirden gülüyorum arkadaşlar. Böyle bir kepazelik yok. Adam evinin bodrumunda kanal boş kalmasın diyor. 30 dakikalık video çekiyor ve bilgisiz insanlara bunu yediriyor. Ya şu kamerayı karşıya koyayım. İnanın aynı video içinde iki tane ben. Hiç sıkıntı değil. Çünkü o da şu şekil yapılıyor. Önce bir videoyu çekiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra yeni bir videoyu çekeceğiniz zaman da bu sefer oturduğunuz yerde değil, yan tarafına geçip oturuyorsunuz. Ondan sonra o birleştiriyorsunuz. Bedava uygulamalar var. Telefon, mobil uygulamaları var. Bilgisayarda var mı bilmiyorum. Telefonda ayarlıyorsunuz, birleştiriyorsunuz. Bu kadar. Sözde karşılıklı beraber muhabbet ediyorsunuz. Ya zor bir şey değil kardeşim. Küçük Emrah, takipçin inanmıyormuş falan filan video çekmişsin. Ben de sana diyorum, ben de inanmıyorum. Gel beraber bir yere gidelim. Güzel bir yer var. Ben seni götüreceğim. Seninle beraber gidelim. Valla bir gidelim, bir video çekelim Küçük Emrah'ya. Ya senin o bakışlarını canlı canlı görmek istiyorum. Ve gidelim, bana göster. Bana şu çektiğiniz cinleri bana bir göster kardeşim. Canlı canlı görmek istiyorum. Vallahi görmek istiyorum. Bir göster bakalım ya nasıl bir şey. Ama bu da gelmez tabii ki. Hep üfürükten teyyare. Selam söyle o yare hesabı. Hep söylüyoruz ama kendimiz söylüyor. Kendimiz duyuyoruz maalesef. Çünkü yemiyor. Çünkü ben onun orada dümenini yakaladığım anda rezil ederim. Oğlum saçma sapan öyle ses efektleri kullanıyorsun. Bunun bir videosunda resmen internetten alınma efektler kullanmış. Ya o kadar belli ki o videoya bile inanan olmuş. Dua yazıyorlar. Hesabını siz yapın. Gerçekten yani. Ama olsun. Elimizden geldiğince devam edeceğiz. Durmayacağız ya. Ben kesinlikle bunların hepsine karşıyım. Kesinlikle de durmam. Ama bu armut gerçekten komedi ya. Bunun yani video tamamen komedi yani. Cinmin hikaye. Zaten bunun bakışını gördüğün an film kopuyor zaten. Valla ben direkt aklıma Küçük Emrah geliyor. Gözümün önünde Küçük Emrah geliyor. Abi benziyorlar yani. Gerçekten benziyorlar. Sana şunu söyleyeceğim Gütçük Emrah. Bırak onunla bununla uğraşmayı. Ben de inanmıyorum. Gel, ben seni güzel bir yere götüreceğim. Beraber video çekelim. Valla boş ver. Ha bir de kızdığım konu. Ya insanlardan utanmadan para dileniyorlar. Neymiş? Kamera alacaklarmış. Işık alacaklarmış. Katılın arkadaşlar. Onu yapacaklarmış. Katılın arkadaşlar. He, tek katılla değil ama şu da var. Diyor ki bir de açıklamasında. İşte destek olmak isteyen özelden yazsın. Niye? İBAN atacaksın adama, bana para gönder, kamera alayım hesabı. Kardeşim bu insanlara paranızı kaptırmayın. Kaptırmayın. Bunlara vereceğinize gidin bir camiye yardım edin. Bir kursa yardım edin. Ama bunlara kesinlikle kaptırmayın ya. Yazık günah. HD'm adam denen utanmaz. Aylarca açıklamasında, her videonun açıklamasında IBAN numarası paylaştı ya. Lan bunlar sahtekar.
Bunlara vermeyin kardeşim, değil 1 liranızı, 1 kuruşunuzu vermeyin lan. Lan bunlara vereceğinize gidin gerçekten bir vakıflara ya da bir gariban. İlla ki mahallenizde vardır yaşayan ya da çevrenizde bilen birileri vardır. Bir gariban aileye yardım edin, daha iyi. Yemin ediyorum daha iyi. Daha çok sevabı girer kardeşim. Bu adamlar zaten böyle sahtekarlıkla, videolarla para kazanıyorlar. Sizler de üstüne üstüne katıyorsunuz. Ya biraz gözünüzü açın, gözünüzü. Böylelerine kardeşim paranızı kaptırmayın. Yok katılmış matılmış. Yok cartmış curtmuş. Ya ben de açtım ama bir Allah'ın kuluna da hadi katılın, hadi katılın demiyorum. Kalsın. Sırf sizler gibi sahtekarlara inat açtım. Kalsın. Önemli de değil. Kapatmayacağım da öyle kalsın. Ama bunlar açık açık resmen dileniyorlar ya. Resmen dileniyorlar. Katılın arkadaşlar, kamera alacakmış. Katılın arkadaşlar, fener alacak. Alma. Çekme git. Adam gibi bir işe gir. Çalış. Ne işin var YouTube'da? Ama yok. Bunlar onu yapmaz. Yemez. Büzükleri yemez. El işinde çalışamaz bunlar. Yani buna el emir verdiği zaman o büzük bıçık 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 eder. Vallahi bak, çalışamazlar bunlar. Bunlar alışmışlar abi, YouTube'dan gelsin. Ali'yi de bu kadar yalıyorlar, yalıyorlar, yalıyorlar. Ali de bunları yalıyor. Oğlum, Yalçın Ali, sana da söylüyorum. O kadarına böyle bir ön ayak oldun, ön ayak oldun. Tuttun ondan sonra arkandan dürttüler seni. Nasıl olacak? Dikkat et, fazla öyle sağına soluna güvenme. Harbiden dürterler. Güvendin HD adama ne oldu? Arkandan etmedi, laf kalmadı. Senin videolarını yalanladı. Senin kullandığın eyvah zaten yalan da onun demesiyle değil ama senin destek verdiğin kanaldı. Ne oldu? Adam bir nevi kuyunu kazmış oldu. Böyle herkesi işte izleyin arkadaşlar deme. Gerçekten Ali'nin çoğu takipçisi koyun sürüsü abi. Adam şunu izleyin diyor, hiç gözleri kapalı. Ne olduğunu bile anlamıyorlar. Küçük Emrah'ın videolarına bakmanıza gerek yok. Yüzüne bakın zaten gülersiniz. Cinleminle alakası yok adamın. He ama inşallah hepiniz o ettiğiniz duaların içinde boğulursunuz. İnşallah. Allah büyüktür. Mübarek Ramazan ayı da geliyor. Allah büyüktür. İnşallah boğulursunuz. Çünkü gerçekten Allah'tan korkmuyorsunuz. Kullardan zaten utanmıyorsunuz. Yaptığınız yalanlara bir de dualar okuyorsunuz. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Bugün tatlı tatlı yersiniz, yarın acı acı büzükten pıçık diye çıkar. Arkadaşlar sonuna kadar devam. Sizlerden ricam, basın şikayeti bunlara. Gerçekten basın. Spam ve yanıltıcı içerik olarak basın şikayeti. Elinize yapışmaz. Ne kadar çok şikayet o kadar iyi. Sonuna kadar durmak yok. Devam. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı akşamlarınız olsun.